İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Paşinyan Lübnan'daki Haygazan Üniversitesi ile Zımar Patrikli Manastırı'nı ziyaret etti. Arsah'ın Şuşi ile Fransa'nın Saint-Étienne şehirleri arasında dostluk deklarasyonu imzalandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Rakka'daki faaliyetlerini soykırım olarak nitelendirdi. Yerevan'da Avrasya Haftası adlı uluslararası forum başladı. Kaşata bölgesine kazı çalışmaları. Kimsesizler mezarlığında ve morglarda 707 cenaze bulunuyor. Nasyan yine Batı Ermenistan'dan 200 yıl önce getirilen kutsal kitapları Cavak'ta koruyor. Çalışma ziyareti çerçevesinde Lübnan'da bulunan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan bugün Beyrut'taki Ermeni Eğitim ve Manevi Kültür Merkezlerini ziyaret etti. Nikol Paşinyan önce Haygazan Üniversitesi'ni ziyaret etti. Burada Orta Doğu Ermeni Evangelik Kilisesi Konseyi üyeleri, Haygazan Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ile Beyrut'taki Ermeni okullarının temsilcileriyle görüşmede bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Haygazan Üniversitesi'ni gezdi, Ermeni Eğitim Kurumu'nun faaliyet ve programıyla tanıştı, ayrıca öğrencilerle sohbette bulundu. Üniversite Rektörü Pol Haydostyan, Nikol Paşinyan'a Ermenilere uygulanan soykırımın 100. yıl dönümüne adanmış anıt ile üniversite bahçesinde dikili uzay roketinin anıtını gösterdi. Bu üniversitenin Ermeni öğrencilerin kendi yaptıkları uzay roketini 1960'lı yıllarda uzaya yollamış olduklarını size hatırlatalım. Nikol Paşinyan ve Anna Hagopyan, Ermeni Katolik Patrikliğinin ruhani temsilcileri ve Zımar Manastırı üyeleri tarafından şapelde verilen kutlama duasına katıldılar. Manastır sınırlarında bulunan kilisede mum yaktılar. Müze ile eski el yazmalarının saklandığı Madena Taran'ı, şarap mahzenini gezdiler ve Zımmar'daki Ermeni din adamlarının faaliyetleriyle tanıştılar. Başbakan vekiline 270 yıldan daha eski bir tarihi bulunan Zımmar Manastırı'nın misyonu, rolü ve faaliyetleri sunuldu. Arsah Cumhuriyeti'nin Şuşi şehri ile Fransa'nın Saint-Étienne şehirleri arasında 21 Ekim'de bir dostluk deklarasyonu imzalandı. İmza töreni Şuşi Belediyesi'nde gerçekleşti. Deklarasyonu Şuşi Belediye Başkanı Arzıvik Sarkisyan ile Saint-Étienne Belediye Başkanı Fransa Arsah Dostluk Çemberi üyesi Gael Pedrio imzaladılar. İmza töreninde Arsah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Masis Maillian ile Fransa Arsah Dostluk Çemberi eski başkanı, Fransa Parlamentosu'nun eski üyesi François Rochebloux hazır bulundular. Bildirgede İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan özgürlük ve demokratik değerlerin ve Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı kurma ihtiyacının mutlak önemine dayanarak iki şehir arasında eğitim, kültür, spor ve sanat alanlarında ortak programlar uygulamak için dostane ilişkiler kurmaya karar verdiği belirtilmektedir. Ayrıca yerel yönetişimin yanı sıra iki şehir arasındaki deneyim ve mesleki becerilerin değişimi teşvik edilmektedir. RIA Novosti Ajansı Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı haberinde, Suriye Dışişleri Bakanı Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Rakka'yı kurtarma sırasında büyük bir yıkıma sebep verdiği faaliyetlerini soykırımla karşılaştırdı. Kaynak bunun için bir ceza vermek gereklidir diyen Suriye Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yayınladı. Kaynak, Fransız makamlarının Rakka'da faaliyet yürüten terörist grupları destekleyerek Suriye'nin yok edilmesine yönelik adımlar attığına dikkat çekti. İslam Devleti terörist grupları Rakka'yı 2014 yılında işgal etmiş, şehrin kurtarılmasına yönelik girişim ise muhalefetteki Suriye Demokratik Güçleri tarafından ABD Başkanlığındaki koalisyon yardımıyla 2014'te başlamıştı. Koalisyon Şam'ın iznini almadan bu faaliyetleri yürütmüştü. Kitlesel bombalama ve Amerikan yanlısı Kürt güçlerinin faaliyeti sonucu şehir tamamen harabeye dönmüş ve sivil vatandaşların yerleşimi için şimdiye kadar restorasyon girişimi gerçekleştirilememiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Yerevan'da gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Avrasya Haftası Konferansı'nın genel oturumunda yaptığı konuşmada, Ermenistan'da bu aşamada politik ve ekonomik sistemin gündemi derin bir dönüşüme sahiptir, dedi. Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği'nin potansiyelini de hesap aldıklarını ilave etti. Nikol Paşinyan, konferansta Avrasya Ekonomik Birliği'nde var olan sorunların gündeme getirilip çözümü yönünde adımların atılacağına olan inancını ifade etti. Konferansa bugün 300'den fazla iş insanının katılmasını ve karşılıklı işbirliğinin kurulmasını mutluluk verici olarak nitelendiren Paşinyan, bu kadar çok
iş insanının bulunmasını, konferansa ilginin büyük olduğunu gösterdiğini, konkret kararların oluşturulmasının önemine vurguda bulundu. O, Ermenistan'ın stabil ekonomik kalkınma gösterdiğini ve Avrasya Ekonomik Birliği üyeleriyle işbirliğinde bulunduğunun altını çizdi. Kaşadağ bölgesinin Meran adlı resmi gazetesinin Facebook sayfasında Kaşadağ bölgesinin Mirik köyü yakınlarındaki antik kalede Ermenistan Cumhuriyeti Arkeoloji Enstitüsü Keşif Kolu arkeolog Arutyun Hudanyan ile Gagik Sarkisyan Başkanlığı da mozolede kazı çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bugünlerde mozoleyi örten toprak tabakası temizlenmiş ve çömlek parçaları ile hayvan kemikleri bulunmuştur. Arkeologlar mozoleyi ilginç bulmaktadırlar ki kale 200 metre yakındır ve 8 metre çapındadır. Bölge kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve kırsal kesimlerde çatışmalarda yaşamını yitirmesi ardından kimsesizler mezarlıklarında ve morglarda bekletilen 442 cenaze ile Garzan mezarlığından çıkarılan 265 cenaze teşhis edilemediği gerekçesiyle ailelerine verilmiyor. Bölge kentlerinde 2015-2016 yıllarında ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve kırsal kesimlerde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren yüzlerce kişinin cenazesi teşhis edilemediği gerekçesiyle ailelerine verilmedi. Bu süreçte DNA testlerinin sonuçlanmadığı iddia edilerek cenazeler birçok kentte kimsesizler mezarlıklarında toprağa verildi. 16 Ağustos 2015 tarihinden 1 Haziran 2017'ye kadar Diyarbakır'da 127, Mardin'de 32, Hakkari'de 20, Şırnak'ta 13, Bitlis'te 8, Batman'da 3, Muş'ta 4, Bingöl'de 5, Dersim'de 5 ve Elazığ'da 1 kez olmak üzere toplam 10 il ve en az 43 ilçede resmi olarak tespit edilebilen en az 218 kez süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mezopotamya yakınlarını kaybeden Aileler Yardımlaşma Derneği'nin derlediği bilgilere göre HPG'li 251 cenaze bekletiliyor. Dersim, Bingöl, Muş, Elazığ ve Malatya'nın kırsal kesimlerinde meydana gelen çatışmalarda yaşamını yitiren ve HPG'li olduğu belirtilen 170 cenaze yıllardır kimsesizler mezarlıklarında bekletiliyor. Ayrıca Malatya Adli Tıp Kurumu'nda da 21 cenaze bekletiliyor. Kimsesizler mezarlıklarında hal böyleyken 19 Aralık 2017'de Bitlis'in Tatvan ilçesi Yukarı Ölek, Olekajör köyünde yer alan Garzan mezarlığında DNA testi gerekçesi gösterilerek çıkarılan 267 cenazeden 265'inin akıbeti hala belirsiz. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülen 267 cenazeden sadece Dilan Bingöl ve Celal Öğmen'in cenazeleri 61 gün sonra ailelerine teslim edilmiş, ancak geriye kalan 265 cenaze ailelerin defalarca yaptığı başvurulara rağmen DNA sonucu açıklanmadı gerekçesiyle cenazeler ailelere verilmedi. Kimsesizler mezarlıklarında ve morglarda bekletilen toplam 707 cenaze teşhis edilmeyi bekliyor. 84 yaşındaki Nasya adlı ninenin odasında kendinin ve torunlarının yataklarından başka kutsal bir bölüm var ve burada Batı Ermenistan'dan yaklaşık 200 yıl önce getirilmiş iki kutsal kitap bulunmaktadır. Kutsal kitapların sahibi olan ninenin bunların nasıl bir kutsal kitap olduğu konusunda bir fikri yok. Ninenin tek bildiği bu kitapların 1830'lu yıllarda Batı Ermenistan'dan sürgün sırasında eşinin dedesinin getirdiği. Bejano'nun eski yerleşimcileri 1830'lu yıllarda Erzurum vilayetinin köyleri ile Van'dan gelmişlerdir. Nasya nine şu anda Cavahk'ın Halkalak bölgesinin Bejano köyünde yaşamaktadır. Ninenin 9 torunu var ve ona göre bu 9 torununu bu kutsal kitaplar koruyor. Kitapların ilk sayfaları okunmaya elverişli değil ve sayfaların büyük bir kısmı da zaten koparılmış durumda. Sovyetler döneminde böylesi kitapları saklayanların kara listeleri alındığından eşi ve yakınlarının çabalarıyla saklamayı başarmışlar. Eşinin ölümünden sonra ise kutsal kitapların korunmasını nine üstlenmiş durumda. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aram Movsisyan, Norail Kardaşyan ve Van Project tarafından seslendirilen Mona Mona adlı eseri sunuyoruz. Ustetsi, 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 Ustetsi
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.